De buyurun. Hayırlı akşamlar hocam. İyi akşamlar efendim. Safer ayı içindeyiz. Uğursuz olduğu söyleniyor. Kıyametle bir ilgisi var mıdır acaba? Evet, Safer ayı uğursuz bir ay mıdır? Bir defa uğursuz ay, bereketli ay var. Ramazan ayı bereketli bir aydır. Şehr-i Ramazan illezi unzile fil Kur'an diyor Kur'an. Ramazan ayı ki onda Kur'an indi diyor, mübarek bir an olduğunu söylüyor. Ama Kur'an uğursuz bir zaman diliminden bahsetmiyor. Yani insanların şer yaptıkları anlar onun için uğursuzdur. Ama Safer ayı hakkında ne Kur'an'da ne Hazreti Peygamber'in sünnetinde uğursuzluğuna dair bir şey yok. Ay veya gün uğursuz olmaz. Safer ayı 12 aydan bir aydır, Muharrem'den sonra gelen bir aydır. Ancak kitapların bir kısmında şöyle bir korku, şöyle bir endişe var bu ay için, bu Safer ayı için. Özellikle Safer ayının son işte bazı günlerinde, çarşamba günlerinde filan. Diyor ki bazı kitaplar birçok felaket, birçok büyük deprem, efendim benzeri olaylar Safer ayında meydana geldi. Tarih boyunca kronolojik olarak alt alta konulduğunda böyle bir dizim ortaya çıkıyor Safer ayıyla ilgili. Bu nedenle Safer ayı uğursuz bir ay mıdır şeklinde bir korku, bir endişe, bir iddia var. Biz diyoruz ki hayır. Böyle bir korkuya gerek yok, endişeye gerek yok. Herhangi bir ayın uğursuzluğu söz konusu olmaz. Uğursuzluk kişinin kendi amelidir, kendi kötülükleridir, kendi kalbidir. Kötü kalptir yani. Uğur ise berekettir. Hazreti Peygamber her şeyin uğrunu aramış, güzel olanını aramış. Ama bir insan Safer ayı olsun, diğer aylar olsun, herhangi bir şeyden endişe ediyor, korkuyorsa Allah'a sığınacak, Allah'a yalvaracak. Ya Rabbi bu anın, bu zamanın şerrinden sana sığınırız diyecek. Yapmamız gereken budur. Bunun dışındaki şeylere itibar etmeyin ve itibar etmeyeceğiz inşallah. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.